Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile ikili, daha sonra heyetler arası görüşmelerimizi gerçekleştirdik ve şimdi birlikte sizlere de hoş geldiniz diyorum. Kıymetli mevkidaşımla son olarak Ekim ayında Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sırasında bir araya gelmiştik. Bugünkü görüşmelerimizde iki komşu ülke olarak gelişen ve derinleşen ilişkilerimizi gözden geçirdik. Hem Balkanların hem de küresel sistemin büyük meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla iki NATO müttefiki olarak dayanışmamızın her zamankinden daha güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle ikili, bölgesel ve küresel ölçekte ilişkilerimizi daha ileri taşıma noktasında müşterek iradeye sahip olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk. Görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de ayrıntılı şekilde ele aldık. Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz ise bugünkü görüşmelerden sonra bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak. Bulgaristan tarafındaki sınır kapılarının modernizasyonunun tamamlanması ve özellikle gıda denetimi altyapısının güçlendirilmesiyle işbirliğimiz daha da gelişecektir. Bulgaristan'daki yatırımları 2,5 milyar avroyu aşan iş adamlarımıza verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gündemimizde enerji güvenliği konusuna yönelik işbirliği imkanları araştırıldı. Bunu aramızda müzakere ettik. Ve konuyla ilgili olarak da Enerji Bakanımıza gerekli talimatı verdik. Ve bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz? Ve Bulgaristan'ın talebini nasıl karşılayabiliriz? Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızda gerekli adımları atacaktır. Aynı şekilde sınır güvenliği noktasında da İçişleri Bakanımız mevkidaşıyla çalışmalarını sürdürmek suretiyle sınır güvenliğini müşterek olarak nasıl halledebiliriz, nasıl hal yoluna koyabiliriz, bunun da ortak çalışmasını birlikte yürütecekler. Tabii Bulgaristan Türkleri iki ülke arasında güçlü bir gönül köprüsü oluşturuyor. Hepinizin bildiği gibi ortak kültürel mirasımıza beraberce sahip çıkmaya bilhassa özen gösteriyoruz. Bu anlayışla restorasyonunu üstlendiğimiz Balat'taki Demir Kilisesi 2018'de ihya ederek yeniden açılışını gerçekleştirmiştik. Razgrad'daki Makbul İbrahim Paşa Camii'nin de restore edilerek kısa sürede ibadete açılması samimi temennimizdir. Karşılıklı ziyaretlerimizin komşuluk hukukumuzun derinleşmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Dost ve müttefik Bulgaristan halkına şahsım ve milletim adına en kalbi selamlarımı iletiyorum. Sayın Radev'in ziyaretinin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Thank you.